Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar 90 var işte x var açı ortaylar falan verilmiş. Formüllerle ne yapabilirsiniz de ben gerek duymuyorum arkadaşlar. A A B B derim olay biter. A artı B kaç yapıyor? Bu üçgende iki iç açının toplam bir dış açı. A artı B 65. E şimdi ne yapacağız? Gençler büyük dörtgenin açılarına bakacak olursak x artı 90 artı 2a artı 2b'nin kaç olması lazım? 360 olması lazım. Hocam şuraya bakacak olursak 65 ise 2 artı 2 a artı bir 65 ise 2 katı kaç yapıyor? 130. E hocam 130 ile 90 toplarsak kaç yapıyor? 220. 360'dan da 220'yi çıkartırsak x'i buradan kaç buluruz? 140 derece buluruz. Yani sorumuzun cevabı balıkesir oldu. Yukarıdaki verilere göre HEF açısı kaç derecedir diye soruluyor. Direkt farklarının yarısı burada kaçı eşit oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben uzun yoldan yapacağım. Kusura bakmayın. Çünkü ÖSYM'nin tarzıyla ben çalışırım arkadaşım. A diyeyim BB diyeyim hocam. 2A artı 2B artı 145 artı 75 kaç yapacak? 360 yapacak. Dörtgenin iç açıları toplamından dolayı. Şu x'in toplamı kaç yaptı? 150 olsa 70 olsa 220 oldu. 360'tan 220 çıkartırsak 140 oldu. Hocam 2a artı 2b eşittir 140 oldu. a artı b'yi buradan kaç buluruz? 70 buluruz. Peki a artı b 70 ise a artı b 70 ise a artı b 70 ise burada ne yaparız arkadaşlar? Şuradaki dörtgene bakacak olursak. Burada da bir dörtgen var. Bak a artı b biliyorum dedim ya ben düşündüm. Şu dörtgeni a'lı b'li gördüm. Hocam yazalım. A artı B artı 145 artı şuraya da bir Y diyecek olursam Y'nin de toplamının da 360 olması lazım. A artı B 70'te Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 215 yaptı. Evet 215 çıkartırsak 5, 145 mi yapıyor arkadaşlar burası? Evet. Y'yi 145 buluruz. Y 145 arkadaşlar buraya kaç derece kaldı? 35 derece kaldı. E burası 35 ise 35 ile x'in toplamı da dik üçgenden dolayı diğer iki açının toplamı nedir? x artı 35 de eşittir 90 olmalı. E buradan da x kaç buluruz? 55 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle cehan oldu. BC uzunluğu k iken EC uzunluğu 2k verilmiş. BC k iken EC uzunluğu 2k verilmiş. Arkadaşlar EC'yi de BC'yi de vermiş. Burada özel bir açı var mı? Var. 90'ın karşısı 2k iken hangi açının karşısı k'dır? 30'un hocam. E direkt buraya 30'u yapıştırırsın. O zaman bunlarda burası da 60 derece oldu mu? Oldu. 60 ise burası da 60 oldu. Direkt dört genç açıları toplamından sonuca ulaşırız. Yani x 80, 120 ve 90'ın toplamı kaç yapacak? 360 yapacak gençler. Şurası 290 yaptı. 360'dan 290 çıkınca kaç kalıyor? 70 kalıyor galiba. x'i buradan 70 buluruz. Cevabımız böylelikle akçay oldu. ABCD bir dörtgen efk bulundukları kenarların orta noktalarıymış arkadaşlar orta noktalarla alakalı bir şey gördüğümüz zaman ne yapıyorduk diğer tarafta da orta noktayı alıp şu dörtgen oluşturduk hatta bu bir paralel kenar oluyor diye söylemiştik e hocam karşılıklı kenarları birbirine paralel ispatını yapmıştık şunlar birbirine paralel bunlar da birbirine paralel ise e hocam 90'sa burası da 90 e hocam 90'sa şu paralellikten burası da 90 diyebiliriz hatta bu bir dik dörtgen çıktı Hatta bu alanda ne oluyordu? Eğer alan soruyorsa bize. Bu alanda ne oluyordu? Tüm alanın yarısı oluyordu arkadaşlar. Ee, o zaman bu bir dikdörtgen çıktı. 6 kere 8 48 bu alan. Ee, zaten bizden de alan isteniyormuş. Alanda ne yapacak? 2 tane 48'e yani 96'ya eşit olacaktır. Cevabımız böylelikle edremit oldu. Batuhan uzunluğu 8 birim olan mavi ve uzunluğu 6 birim olan sarı çubukları K noktasında hareketli bir perçinle tutturuyor. Daha sonra bu çubukları sağa sola hareket ettirerek değişik ABC'de dörtgenler oluşturuyor. Mesela bununla ilgili şöyle bir dörtgen var arkadaşlar. Şöyle bir dörtgen var. Kalınlığı önemsiz olsun bunun da. Sen şimdi çubukları böyle değiştirirsen o zaman dörtgenimiz de değişecek değil mi? Dur bakalım. Buna göre oluşan en büyük alana sahip dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar uzunlukları 6 ve 8 birim değil mi? Evet. Uzunlukları 6 ve 8 birim olduğuna göre. A. Köşegen uzunlukları belliyken herhangi bir dörtgenin alanı soruluyorsa. Hocam aradaki açı alfaysa alan 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. E ben buradaki çubukları böyle oynatacağım ya değiştireceğim yani. Değiştirdiğim zaman da o zaman ne olacak? Alfa büyüyecek ya da küçülecek. Alfanın değerine göre alan değişecek. O zaman ben burada şu soruyu sormalıyım. 6, 8 ve 2 sabit olduğuna göre sinüs alfanın en büyük değerini bulmalıyım. Arkadaşlar sinüs alfa aralığı nedir? Artı 1 ile eksi 1 arasında değil mi? En büyük değeri ne yapıyor? 1 yapıyor. Yani sinüs alfa yerine 1 yazarsan 48 bölü 2'den kaç çıkıyor cevap? 24 çıkıyor. Ya da en büyük değer sinüs alfanın 1 olduğu değer en büyük değer nerede olur arkadaşlar? 90 derecede diyebiliriz. Direkt köşegenler dik kestiği zaman en büyük alanı elde ederiz. O zaman köşegenler dik kesirse 6 çarpı 8 bölü 2 de yine aynı şekilde 24 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre ABCD dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açıortay ortay kola dik çizmiş. Ne yapacağız? Üçgen bilgisini düşün. Diğer kola da sen bir dik çiz. E hocam diki çizdik. Burası da 6 mı? Evet 6. Sonra alanında 96 vermiş. Hmm. Hocam açı ortay kollara çizen dikmeler eşit ama ayırtıkları yerler de eşit değil mi? Evet. E sonra hocam burada da açıortay var. Burada da kollara çizilen eşit. Burada da bir dik çizsek şöyle bizden çevre isteniyor. O yüzden buraya kenarları da yazıyorum. Şu dik. Hocam burası da 6'dır. E buraya B dersem burası da B midir gençler? Evet. Hocam açıortay kola dik çizmiş. Diğer kola da yine biz bir dik çizelim arkadaşlar. Şöyle dik çizdiğimizde hocam altıysa burası da 6'dır. Ayırtları yerler değiştir. C ise C. Hatta açıortay kollar çizilen eşit. O zaman burası D ise D. Normalde formül var da formül sevmediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacağım ben burada e, alanı hesaplayacağım hocam alan belli. Ne şu üçgenin alanı artı şu üçgen artı bu üçgen artı bu üçgen dediğim zaman o zaman ne oluyor arkadaşlar a artı b çarpı a artı b çarpı 6 bölü 2 artı b artı c çarpı 6 bölü 2 artı c artı d çarpı 6 bölü 2 artı bir de A artı D artı A artı D çarpı 6 bölü 2 tüm alana eşit yani 96 eşit. Bölü 2'ler gidince burası 3A artı 3B yaptı. 3A artı 3B artı bu da 3B artı 3C yaptı artı bu da 3C artı 3D yaptı. Bu da 3A artı 3D yaptı. Bu da 90 eşitmiş. A'lardan kaç tane oldu arkadaşlar? 3 burada 3 burada toplam kaç? 6A artı. B'lerden de 6 tane var. C'lerden de 6 tane var. D'lerden de 6 tane var. Yani bu 96'ya eşitse 6'ya böldüğümüz zaman A artı B artı C artı D kaç yaptı arkadaşlar? 16 yaptı. Benden dörtgenin çevresi isteniyor. Dörtgenin çevresine bak bakayım. A'lardan kaç tane var? 2. B'lerden 2 tane. C'lerden 2 tane. D'lerden 2 tane olduğu için çevremiz 2A artı 2B artı 2C artı 2D olacağından Cevabımız ne yaptı o zaman arkadaşlar? 16'nın 2 katı. O da 32 yaptı. Cevap Cehan oldu arkadaşlar. Harun Bey hasta olan çocuğuna ilaç almak için evine yakın eczaneye gitmek istiyor. Bunun için telefonunun Konumunu açıp en yakın eczaneye yazdığında telefonunu telefonunda aşağıdaki görüntüyle görüntüyle ulaşıyor. Eczanelerin konumlarını açtığında dördünün de ABC'de dörtgenin kenarlarına eşit uzakta olduğunu görüyor. Hmm. ABC'de dörtgeninin kenarlarına eşit uzakta olduğunu görüyor. Arkadaşlar bu Harun hem eşit uzak dediğine göre dik uzaklık olmaz mı? Arkadaşlar şu, şu 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 ve şu eşit uzaklıktaymış. Şunlar eşit uzaktaymış. Eşit uzaklık dediği dik uzaklıktır. Şunları şöyle yazdık arkadaşlar. Peki Harun Bey'in bulunduğu nokta için ifadelerinden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar bize. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu A köşesinden şunu çizsem. A kolları çizilen eşit. O zaman bu nedir arkadaşlar? Hop açı ortaydır. E hocam burada da aynı şekilde. Hop şunu çizsek kolları çizilen eşit. Hocam bu da açı ortaydır. E bu da aynı şekilde kolları çizilen eşit. E bu da açı ortaydır. Yani şöyle şöyle. E hocam buradaki de hop kolları çizilen eşit. Bu da açı ortay olur mu arkadaşlar? Olur. Ee, o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası tam olarak açıortayların ortayların kesim noktası oldu. Ya da biz buna ne diyoruz? Bir noktaya eşit uzaktaki noktalar. Aslında şöyle bir teğet çiz e, çemberi çizelim arkadaşlar. Evet. Eşit teğet çemberin merkezi oldu arkadaşlar burası. Ağırlık merkezidir demek doğru mu? Hayır arkadaşlar. Dörtgende ağırlık merkezi diye bir şey yok. Özel dörtgenlerde var. Ağırlık merkezi var da ağırlık merkezinin kuralı yok. Herhangi bir dörtgenin ağırlık merkezinin kuralını nasıl buluruz? Ancak şöyle buluruz. Belki sorularda karşınıza çıkar. Mesela e, bir köşeden astığınız zaman ağırlık merkezinden geçer. Fizikten biliyorsunuz bunu. E, astığınız ipin uzantısı. Neyse. ABCD dörtgenin çevrel çemberin merkezidir. Hayır arkadaşlar. çevre çemberin merkezi olsaydı şu uzunlukları eşit bulurduk. O zaman çevrel çemberin merkezi olurdu değil mi? E, biz bu uzunlukları eşit bulduk mu arkadaşlar? Hayır. O yüzden çevrel çemberin merkezi değildir burası. İşte çemberin merkezidir. O zaman cevabımız ne yapacak? Yalnız 3 yapacak. Cevap Cihan. ABC'de bir dörtgen AE uzunluğu 3K burası 2K burası 3 şuraya 3A 2A diyeyim şurası da 3B buraya da 2B diyeyim arkadaşlar evet yazalım bakalım şuraları AE uzunluğu 3A burası 2A sonra CF uzunluğu 2B CF BF uzunluğu 2B burası da CF uzunluğu da 3B olarak verilmiş oranlamalar verilmiş bir de AC uzunluğunu 25 bölü 2 olarak vermiş tamam da bulunsun BD uzunluğunu da vermiş köşegenleri de vermiş Gençler ne yapacağız burada? Yapacağımız şey belli. Oranlama varsa benzerlik. Değil mi? Nasıl? Orta taban gibi düşünüyorduk. Oranlamanın olduğu yerden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hani burası eşit işte olsaydı hocam oranlamanın olduğu yerden paralel çizeceğiz. Ya böyle ya böyle aşağı doğru. E şöyle bir paralel çizelim arkadaşlar. 2'ye 3 oran varsa burada da 2'ye 3 oran olacak mı? Olacak. Nereye paralel çizdim? Gençler şuna paralel çizdim. Hocam paralel çizince burası 2 enken burası 2 enken burası ne olacak? 3'en mi olacak? Evet. Çünkü 2'ye 3 oran var 2'ye 3 oran var. Hatta şu AC 25 bölü 2 ya. Hocam 2 bölü 5 orandan 2 bölü 5 eşittir. Şuraya da ne diyelim ne diyelim ne diyelim M diyelim. M'in AC oranı yani 25 bölü 2'ye oranından dolayı şu 2 bölü 5 ile 25 bölü 2'yi çarpınca kaç yapıyor? 5 yapıyor. M'yi 5 bulduk arkadaşlar. E sonra ne yapacağız hocam? Sonra dikkat edin buradaki oranlamayı da kullanmam lazım. Burada da bir paralel çizeceğim. Ya böyle çizeceğim ya böyle. A. Buraya çizdiğim paralel tam buraya denk gelir. Niye? 3'e 2 oran var. 3'e 2 oran olduğundan dolayı arkadaşlar. 3'e 2 oran. 3'e 2 oran. E, dolayısıyla şunlar da birbirine paralel oldu mu gençler? Oldu. E, bize şansa bak. BD'yi de vermişler. E, o zaman burada 3 bölü 5 orandan dolayı. 3 bölü 5 eşittir. Buraya da T diyeyim. T bölü 20'den 4 kat 4 katı t'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. E hocam neyi kullanmadık? Aslında belli ettik ki soru kendini. 5, 12, 13 diyebilirsiniz aslında ama neyi kullanmadık? 90'ı. Hocam şununla şu paralel ya 90'sa burası da 90 hatta burası da 90. Hocam bununla da bu paralel olduğundan burası da 90 deyip burada bir pisagor yapabiliriz. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevabımız 13 oldu. Yani cevap edremit oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre BAH açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ee, burada aslında dik tabanı keş parçaya Altımıza ne geliyor? İkiz kenar geliyor. Ben bunu böyle çizersem burada bir açı değeri yok gibi bir işime yaramayacak gibi. Aa, AA desem hocam şunlar birbirine eşit. E bunların birbirine eşit olması iki iç açın toplam bir dış açı maalesef hiçbir işime yaramıyor. Başka da bir açı maçı yazamıyorum. Yazsak bile bunun tamamını yazıyoruz. ya Buradaki dikin tabanı keş parçaya boom, on bölmesini kullanamadım. Bir kere benim mutlaka bu dik tabanı keş parçaya bölmesini kullanmam lazım soruyu çözmek için. Verilen her bir bilgi kullanmalıyım arkadaşım. Çıkmadı. O zaman başka bir şeye yoğunlaşacağız Hocam burada da dik büyükte de, de dik tabanı keş parçaya bölmüş. E tamam. O zaman burada da böyle bir x kenar oluştursak. vallahi hocam yine çıkmayacak gibi. Şunların eşit olması ekstra bir yerde eşitlik falan vermemiş ki hiçbir işime yaramaz. A desen A artı 21 ise hocam burası da A artı 21 çıkar. E bu 108 ile 36'dan dolayı buradaki açıları bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz. X ise buraya da X deriz. Takılıp kalırız. Yine bir iş yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. Dikkat ederseniz yükseklik tabanı keş parçaya bölmesine yoğunlaştım ve oradan sonuca ulaşmadım. O benim aklımın bir köşesinde bulunsun yine. O zaman ben şuradaki açıları kullanayım. 21 ve 36'dan bir şey gelmez gibi. 108, 36. Ha. Gençler 108 ve 36. Çok ince bir soru galiba da bakacağız. 108 ve 36 kaç yapıyor? İki açıyı yan yana görünce ne yapıyorduk? 180 e tamamlayanını da düşünüyorduk. Özelse 180 e tamamlayanını da yapıyorduk değil mi? 108, 36 daha 144. 180 e tamamlayanı kaç yapıyor? 36. Aa hocam 36. O zaman burada kaçın dış açısı? Bunu da, bu, bunu da uzatabilirim böyle. Hayır 36 burada bir işime yaramaz arkadaşlar. Ee, ya bunu uzatacağım böyle ya da bunu uzatacağım böyle. Arkadaşlar şunu uzatmak daha mantıklı. 36'lar yan yana geldi. E hocam ben buradaki 36'yı nasıl kullanacağım peki? 36 36 bir işime yaramıyor ki. Bak dikkat et benim bir de şunu yapmam lazım aslında. Şunu da kullanmam lazım aslında. Hocam ben de hala şu dik taban iki eş parçaya bölmesini kullanamadım. O zaman şu yani ne burada kullanabildim ne burada kullanabildim. O zaman ben şunu şöyle devamlı getirsem. Yani şuraya gelse arkadaşlar. Büyükte dik Tabanı iki eş parçaya bölmesi bir işime yarayacak mı? Eğer böyle çıkıyorsa soru çok zor bir soru arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir ikiz kenar oluşturabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. Büyükte dik tabanı iki eş parçaya bölme. Mutlaka ben soru çözümünde şunu kullanmalıyım. Dik tabanı iki eş parçaya bölme özelliğini kullanmalıyım. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. E ne oluyor o zaman? Hocam bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Dik tabanı iki eş parçaya böldüğü için bu da bir açıortay oldu. Aa, açıortay. Bak 36 36. Bu da öyle. Hocam şu büyük üçgende Bakın şu üçgende hatta şöyle tam karalayayım şunu. Şöyle daha rahat bir şekilde size gösterebilmek için bazen bazı yerlerde titiz olabiliyorum. Hop şöyle şu büyük üçgende hocam bu iç açı ortay bu da iç açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası mı yaptı? Evet bu iç bu da içse buradan gelen de iç açı ortay olmak zorunda. Yani burası da kaç olacak o zaman? 21 olacak. E ee, bitti o zaman soru. 36 36 72 artı 21 21 42. Artı hocam şuraya da bir A diyelim. 2A eşittir. 180 mi yapacak arkadaşlar? Üçgen açıları toplamından. Evet. Bu 72, 42 daha. 114. 180'den 114 çıkarsak 66 yapıyor. 2A eşittir. 66 ise A'yı buradan 33 buluruz. A 33. Hocam A 33 ise o zaman X'e bakın. Şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı değil mi? x de buradan 33 artı 21'den kaç yapıyor arkadaşlar? 54 yapıyor. Arkadaşlar çoğu yani bu kadar neredeyse sor, kitapta sorulara zor demedim. Hep kolay bir mantığından çıkıyordu ama bu da bir mantıktan çıkıyor. Dik taban iki parça bölmesini kullanmalıydım. Ama öncelikle 108, 36, 36'yı kullandım. Ee, bunu kullanırken bir de bu kadar yapmadığımız bir çizimi yaptım. Şur, sırf şunu kullanabilmek için. Şunu uzattım arkadaşlar. Ama bunu kullanmam lazım. O yüzden böyle yaptım. Evet bu soru biraz yıprattı değil mi? Zor değil mi? Aa bu arada hoş geldiniz. Hepiniz bu soru için geldiniz galiba değil mi arkadaşlar? Evet çoğunluğunuz buradasınız. Herkese selam vereyim. Böyle sorularda çok selam veriyoruz. Selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet gençler. Gerçekten zor bir soruyla karşı karşıya Cevap Edremit çıktı. ABCD bir dörtgen D ve CA açıortay ve 12 12 8 verilmiş. Bu 12'lerin eşitliğini kullanacağım galiba ben arkadaşlar. Ya valla aslında direkt aklıma şey geldi de yani o da yapmadığımız bir şey aslında da belki çıkar belki çıkmaz bilmiyorum ama e, söz başka bir yolda deneyeceğim. Aklıma direkt şey geldi nedense. Burada hocam ne yapabiliriz? Bu açıortay, bu açıortay nedense böyle üçgenlerin açıortaylarının kesişim noktası geldi böyle. Şunu şöyle şey yapınca, uzatınca arkadaşlar bakın şu üçgende, daha farklı yoldan da yapmaya deneyeceğim arkadaşlar. Beni dinlemeye devam edin. Hocam şu üçgende bu dış açı ortay bu dış açı ortay. O zaman buradan gelen de ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu açı ortayların kesim noktası olduğu için e, buradan gelen de açı ortay olacak. Üçgende ya üç, üç açı ortay, üç iç açı ortay bir noktada kesiyordu ya da iki dış bir iç. Bu dış, bu dış bu iç olacak arkadaşlar. Bu iç açı ortay oldu. Hocam bunun iç açı ortay olması ne anlama geliyor? Bak dikkat et. Bu hem iç açı ortay hem de kenar ortay. O zaman burası yükseklik ve bu bir ikizkenar üçgen mi oldu arkadaşlar? Evet. O zaman taban açıları da birbirine eşit midir? Aynen öyle. Peki ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok. Açı açılara dalacağız. Da Hocam ben buraya bir beta bir beta dersem şuraya da bir teta teta dersem bir şey gelecek mi? Gelecek. Ha. Şu dörtgene bakar mısınız gençler? 2 alfa artı 2 beta artı 2 teta'nın ne olduğunu biliyorsunuz 360. Alfa artı beta artı teta kaç yapacak o zaman arkadaşlar? 180. Hocam alfa artı beta artı teta 180 yapacağından burası da teta olur. Alfa artı teta artı beta 180 yapacağından burası da beta olur. Dolayısıyla şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Bütün açılar eşit benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlarız. Hocam beta'nın karşısı x'in beta'nın karşısı 12'ye oranı eşittir. Teta'nın karşısı 12'nin. Teta'nın karşısı 8 e oranı deriz. 12 ile 8 sadeleşse 4'e bölsen 3 yaptı burası. 4'e bölsen 2. 2 ile 10, bu da sadeleşti. 6 yaptı burası. 6 kere 3 18 mi yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 18 oldu. Ama biraz yani böyle dış açı ortayların kesim noktasını anımsattığı için ben böyle yaptım ama çoğunluğunuz bu şekilde başka mantıklı bir çözüm yöntemi bulmaya çalışayım arkadaşlar. Ben burada ne yapabilirim? Hocam açı ortay. Ya bu açı ortayda neyi kullanabiliriz? Sıkıştığımız zaman hocam kollar açılan dikmeleri kullanabiliriz. Kollar açılan dikmeler birbirine eşit değil mi? Hocam şu parça şu parça birbirine eşit. Eyvallah. A bu da açı ortay. Kollar açılan dikmeler eşit olacak. Hocam burası da böyle dik. Şurası da dik olacak. Burası da eşit. A hocam 12'leri de kullanalım. Bakın 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 ne çıktı. Bak şu üçgenle bu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı arkadaşlar. Niye? Pisagor bağıntısını düşün ve şurayı A'ymış gibi düşün. 12 A, 12 A Pisagor bağıntısında ben buraya B dersem A kare artı B kare 144 ya. A kare artı bilmem neyin karesi 144 olduğundan burası da B olacak. Yani şu üçgenle bu üçgen aynı üçgen. Madem aynı üçgen A'yı gören burada kaçı alfaysa A'yı gören burada kaçı da alfa olur arkadaşlar. E, sonra ne yapacağız arkadaşlar? Benden x isteniyor. O zaman x'lik şu üçgene yoğunlaşacağız. Bakın alfaları buldum ben. Tamam. Şunu bir sileyim. Soruyu daha da netleştireyim. Bunu buldum. Alfaları buldum. E hocam alfaları buldum. Bir kere benim şu üçgenlere yoğunlaşacağım belli. Aşikar hocam şu üçgene ve bu üçgene yoğunlaşacağız. Zaten sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk? Benzerlik. Benzerlik içinde açıya dalıyorduk. Hocam bu üçgen bu, bu üçgende de açılar var zaten. E direkt diğer açılara da dalalım mı arkadaşlar? Dalalım bakalım. Hocam ben buraya bir beta dersem. Şurası da beta. E buraya teta dersem burası da teta. Bak ee, şuraya baktığımız zaman 2 alfa, 2 beta ve 2 teta 360 derece değil mi? Aynı şeyleri yazacak, yazacaktım zaten iyi silmemişim. Alfa artı beta artı teta ne oldu arkadaşlar? 180 oldu. E o zaman alfa artı beta artı teta 180 olacağından burası teta. Alfa artı beta artı teta 180 olacağından burası da beta oldu arkadaşlar. O zaman bu üçgenler benzer oldu. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Beta'nın karşısı x'in. Beta'nın karşısı 12 oranı. Alfa değil de teta'nın karşısı 12'nin. Teta'nın karşısı 8 oranı deyip Yine aynı işlemlerle cevabı ne bulduk arkadaşlar? 18 bulduk. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Bu da sert sorulardan biri. Ama sıkıştığımız zaman açıya dalacağız. Da ama buradaki işin esprisi neymiş bu soruda? Yukarı doğru tamamladığımızda da gördük. Şu açıların birbirine eşit olduğunu bulmamızmış. Ben bu açıların eşitliğini yukarı doğru üçgene tamamladığımda da buldum. Kollara çizilen dikmeler yaptığımda da buldum arkadaşlar. Sonra açıya da dalınca da iki üçgende bütün açılar eşit oldu arkadaşlar. Artık hangi yol hoşunuza gitti bilmiyorum. Bir yorumlara yazın isterseniz. Hocam İlk yol daha çok hoşuma gitti ya da ikincisi daha hoşuma gitti deyip yazabilirsiniz. Evet gençler cevabımız Ceyhan oldu. Yukarıdaki verilere göre ABC'de dörtgenin alanı en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, arkadaşlar şuraya bir A diyelim buraya da bir B diyelim. Biz dörtgenlerde biliyoruz ki karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. E hocam ben bu kuralı bilmiyorsam ne yapacağım? E şuraya A dersin buraya B dersin. Hocam tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Yani A bölü B neye eşittir? Bak yukarıdaki üçgende tepe noktaları aynı ya. A bölü B tabanlar oranı A bölü 3'e eşittir. A bölü 3'e eşittir. Aynı zamanda alttakinde tepe noktası B'ye göre baktığınız zaman A bölü B 12 bölü B'ye eşit değil midir? 12 bölü B'ye eşittir. A bölü B. Her ikisi de A bölü B'ye eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. İşler işler yapınca gerçekten de A çarp B neye eşit oldu arkadaşlar? 12 çarpı 3'e eşit oldu. Yani A çarpı B'yi kaç bulduk arkadaşım? 36 bulduk. Tamam. anla ama kural. Ben size kuralı ispatladım burada arkadaşlar. direkt A, B diyecek olursak dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşittir. Peki bu dörtgenin alanı en az kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada A çarpı B'nin ben 36 olduğunu biliyorum. Ve A çarpı B 36 iken A artı B en az kaçtır sorusu var. Matematik sorusu. Çarpımlar 36 iken toplamların en az olması ya birbirine en yakın seçiyorduk ya da en uzak seçiyorduk değil mi? Dene bakalım birbirine en yakın seçsen 6 artı 6 12 mi yaptı? En uzak seçsen 36'ya 1 yapıyor. 36 artı 1 toplama 37 yapıyor. Daha da büyüyor. O zaman birbirine ne seçeceğiz arkadaşlar? En yakın seçeceğiz. O zaman A'yı da 6, B'yi de 6 seçince dörtgenin alanını en az bulurum ben. Yani o zaman alan ne yaptı arkadaşlar 12 var 3 var 6 var 6 var. Topladığın zaman kaç yapıyor? 27 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 27. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar. <laughs>